Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Deniz Feneri'nde birlikteyiz bir hafta aradan sonra. Yine iyilikleri, güzellikleri konuşmak üzere, yine paylaşımlarda bulunmak üzere huzurlarınızdayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz programımızın başında. Bu hafta biraz Moğolistan'ı konuşacağız. Moğolistan'a gideceğiz. Deniz Feneri'nin kurban kesimlerinden kesitler paylaşacağız sizinle. Moğolistan'ı biraz daha yakından tanımaya fırsatı bulacağız. Oradaki Müslümanların dertleri nedir? Sıkıntıları, zorlukları nelerdir? Neler yapıyorlar? Onları konuşacağız. Ramazan abimizin yine Türkiye'yi karış karış dolaşan, gezen ve bize ibretlik hikayeler getiren VTR'lerinden birisini bu akşam sizlerle paylaşacağız. Bir de geçtiğimiz cumartesi günü Çorum'da Ankara şubemizin bir faaliyeti vardı. Çorum'daki gönüllerimizle, bağışçılarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelindi ve çok güzel paylaşımlar yapıldı. Ben de oradaydım. O görüntülerde, toplantılardan önemli bir özeti de biraz sonra inşallah sizlerle paylaşacağız. Hemen misafirimize Asım Serçe hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim. Siz, hayırlı yayınlar. Evet. Moğolistan uzmanı sayılırsınız çünkü orada Türkiye'yi temsilen görevli bulundunuz 4 yıl. Sonrasında da şimdi bağlantınız devam ediyor. Hı hı. İrtibatınız sürüyor. Deniz Feneri gönüllüsü olarak 3 yıldan beri mi? Evet, 2011 beri kurban kesimlerine nezaret ediyorsunuz. Kurban kesimleri ve araştırmalar oluyor. O ilk gidişi bir anlatır mısınız? Nasıl gitmiştiniz ve sizi en etkileyen görüntüler neydi? Ne bulmuştunuz? Çok geniş bir coğrafya değil mi? Evet. Moğolistan. Ne kadar nüfusu var? Müslümanların oranı nedir? Yönetimde kimler daha çok söz sahibi? Evet, çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize en kalbi sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bu yayınımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan, Rabbimden temenni ediyorum. Amin. Moğolistan'a ilk gidişiniz nasıl oldu derken, tabii ben -42 derecede havaalanına inmiştim. O uçaktan çıkınca difrize girmiş gibi bir böyle durum olmuştu. Hangi aydı? Birinci ayın 14'üydü. Zaten Türkiye'de de o zaman soğuktu ama evet, -42 dereceydi. Evet, ilk gördüğüm bir soğuktu. Şok olmuştum doğrusu. Otele götürüldüm. Akşama kadar otelden çıkamadım. Böyle bir durum olmuştu. Daha sonra yavaş yavaş oradaki iklime, coğrafyaya, şartlara alışmaya başladım. Moğolistan çok büyük bir ülke. Türkiye'nin 2,5 kat büyüklüğünde toprağı var. Efendim, 3 milyona yakın nüfusu var. 40 milyon hayvan sayısı. Yani insan sayısı 3 milyon. Yarısı başkentte yaşar. Yerleşik hayata yavaş yavaş efendim geçilmeye başlanan Çin'in kuzeyinde, Rusya'nın güneyinde böyle büyük bir toprağa sahip bir ülke. Demokratik bir yönetim var. Cumhuriyet var. Efendim, idare sistemi işte din olarak Budizm ve İslam anayasalarında var. Fakat İslam denildiği zaman benim de tabii ki hem inancım hem de ilgi alanım orada çok fazla din olarak ön planda olmayan Hristiyanlığın mesela anayasada olmadığı halde daha ön planda olduğu halkının şu anda %20'sinin Hristiyan olduğundan bahsediliyor. İstatistiki veriler bunu ortaya koyuyor. Budistler böyle oranı ne kadar? %100. Budistler şöyle başlayalım isterseniz 1992'de Moğolistan bağımsızlığını ilan ettiği zaman Budizm %90 civarındaydı. İslam %10 civarındaydı. Ve Hristiyanlık ve diğer dinler 0,5 yok denilecek kadar az bir durumdaydı. 2004 verilerine göre Hristiyanlığın %15, Müslümanlığın %6,5-7 ve Budizm'in de %80'lere düştüğü söyleniyor. En son veriler bunlar, en güncel. Yani 2004'ten sonraki verilerde ise Hristiyanlığın daha da yayıldığı ortaya çıkıyor. Oradaki basında da zaman zaman yer alıyor. İşte Christianity Growing in Mongolia diye yabancı başlıklarla efendim Hristiyanlığın yayıldığı
orada bir aşikar. 200'e yakın irili ufaklı kiliseden, apartman altlarında Hristiyan evlerinden, misyoner evlerinden bahsediliyor. Biz de bunları zaten yakından gördük. 3000 nüfuslu bir şehir oluşturmuşlar, bir yer oluşturmuşlar. Üniversitesinden tutun efendim şeyine kadar, ibadethanesine kadar orada faaliyetlerini yürütüyorlar. Çok büyük alanları işgal etmişler orada. Çalışıyorlar. Müslümanlar güçleniyor mu, zayıflıyor mu, yerinde mi sayıyor? İşte Müslümanlar 92'de %10 iken şu anda %7, %6 civarına düşmüşler. İki tane büyük göç buna yani gerekçe gösteriyor. 2004 sonrasında acaba o düşüş mü devam ediyor yoksa tekrar bir toparlanma var mı? Müslümanlardan bahsederken Kazak Müslümanları %90'ını, %95'ini oluşturuyor. Kazaklar da Kazakistan'a göç konusunda oldukça hevesliler. Fırsat buldukça zaman zaman göçler oluyor. İki büyük göç olmuş ve ondan sonra da nüfusun efendim azaldığı, Müslüman nüfusun sayıda azaldığı dile getiriliyor. Tabii iklim şartlarında hesaba katacak olursak Kazakistan oradaki Müslümanlar için adeta bir ricat kapısı. Dolayısıyla göç oluyor. Şu anda Müslümanlar nüfusunun %7 civarında olduğundan bahsediliyor. Evet. Gelelim kurban konusuna. Deniz Feneri temsil eden bu yıl 3. defa kurban kesmeye gittiniz. Kaç kurban kesildi bu arasında? Bu sene rakam 350. 350 hisse. 350 hisse küçük baş kesildi. Dolayısıyla 350 koyun mu kesildi? Allah kabul etsin. Evet, aynen. Koyun ve keçi diyebileceğimiz oranın ikliminde kurban edilebilen küçük başlardan kurbanlarımızı kestik. Elhamdülillah Deniz Feneri olarak oradaki kardeşlerimize halkımızın bağrından kopup gelen bu kurban bağışını, kurban sevincini, o duyguyu oradaki Müslüman kardeşlerimize bir parça olsun efendim. Onlarla paylaşarak beraber yaşatmaya çalıştık. Çok da verimli oldu, çok da güzel oldu. İnşallah hayırlara vesile olacak. Rabbim tesirini halk eylesin inşallah. Orada bir partner kuruluşla çalışılıyor, diğer ülkelerde olduğu gibi. Evet, partner kuruluşumuz sadece bizim partnerimiz değil. Diyebilirim ki bütün STK'ların partneri. Türkiye'den giden bütün STK'ların, kuruluşların partneri. İslam Dini İdaresi Başkanlığı, MİDİ diye tabir edebileceğimiz Moğolistan İslam Dini İdaresi Başkanlığı, Azat Han Muhanoğlu Başkanlığı'nda, idaresinde bir oluşum. Tabii ki Moğolistan'ın genelinde İslam Dini hizmetlerini yürütüyorlar. Türkiye'den destek alıyorlar. Eğitilmiş mesela öğretmen, hoca, teknik bu konularda destekler alıyorlar. Güzel hizmetler yapıyorlar. İmam Hatip diyebileceğimiz o formatta %25 din bilgisi, %75 yine o devletin kanunlarına uygun eğitim, öğretim yapan okullarda çocukları okutuyorlar. Güzel hizmetler yapıyorlar elhamdülillah. Oradaki Müslümanlar Türkiye'yi ne kadar takip edebiliyor? Takip edebiliyorlar mı? Tabii ki bu biraz da aradaki şeyle, mesafeyi kaç saat fark var mesela? Şimdi uçakla 10 saat sürüyor. Orada TRT INT kanalını biz izleyebiliyorduk. Çok az Türk kanalı oradan izlenebiliyor. Ama Bayan Ülgi şehri başkentten 1800 kilometre uzakta. Bayan Ülgi şehri bu efendim Kazakistan'a, Rusya'ya doğru. Tamamen bir Türk şehri olmuş diyebilirim. Halkın %90'ı, %80'i rahatlıkla Türkçe konuşmamıza rağmen bizi anlıyor. Biz de onları rahatlıkla anlayabiliyoruz. Zaten oradan Türkiye'ye gelen, okuyan ve tekrar ülkesine dönen öğrenci sayısı oldukça yüksek. Elhamdülillah iletişim rahatlıkla sağlanabiliyor. Yani Bayan Ülgi'den Türkiye'ye öğrenciler geliyor. Evet. Hangi öğrenim? Lise mi? Yani Kur'an kursu bazında öğrenciler geliyor ve bir yıl burada dil kurslarına gidiyorlar. Daha sonra da yabancılar kontenjanından çeşitli üniversitelerde okuyup ülkelerine dönüyorlar ve orada istihdam sahası buluyorlar. Evet. İşte bu akşam tabii sizinle beraber burada ikinci bir misafirimiz olacaktı. Yusuf Bey, Yusuf Yıldırım. Onun da bir yakını rahmetli olmuş. Kendisine bu vesileyle başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet dilerim. Ona başka bir zaman inşallah onu ayrıca misafir ederiz. Şimdi onun da içinde görüntülerinin bulunduğu bir VTR'yi, kurban kesimlerinden görüntüleri kısaca izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynen.
Evet. Bağışlarıyla Moğolistanlı Müslüman kardeşlerimize destek veren tüm hayırseverlerimize, soğuk ülkenin sıcak insanlarından teşekkür var. Yurt dışında 32 ülkede vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği, Moğolistan'da da 350 hisse kurban kesti. Dernek, yurt dışındaki kesimleri partner kuruluşlar ve Türkiye'den giden gönüllüleri eliyle gerçekleştirdi. Moğolistan'da hayırseverlerimizin 350 hisse kurbanına gönüllü Asım Serçe ve Yusuf Yıldırım bizzat vekalet etti. Moğolistanlı yetkililer, ülkelerinde kurban kesimi yaparak ihtiyaçlı insanlara destek veren tüm kuruluş temsilcileriyle bir törende bir araya geldi. Düzenlenen törende, Deniz Feneri Derneği gönüllüsü Yusuf Yıldırım, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, öncelikle hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. İslam'ın başkenti, Mekke'nin muadili, Ebu Eyyub el-Ensari'nin memleketi, İstanbul'dan hepinize selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bu senede bizim nasibimize Moğolistan'a gelmek, sizlerle yan yana olmak ve kurbanlarımızı sizlerle beraber icra etmek nasip oldu. Allah'a binlerce kere hamdolsun. Kıymetli kardeşlerim, bu sene inşallah Allah nasip ederse yaklaşık 2000 civarı bir kurban kesiminde burada hepimiz birlikte ihtiyaç sahiplerine kurbanlarımızı ulaştıracağız. Hepinizden Allah razı olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Rahmet. Evet, kısaca 2 dakikalık görüntülerde oranın fiziki şartlarını, kurbanlıklarını görmüş olduk. Üzerine giydiğiniz o kıyafetin adı ne? Ona hediyelik çapan deniyor. Bizim şeyde efendim palto türü. Oradaki aksakalların, yaşlıların, ileri gelenlerin giymiş olduğu Kazak kültüründeki bir kıyafet. O dışarıda mı giyiliyor, içeride mi, özel günlerde mi giyiliyor? Özel günlerde giyilir. Bir de Moğol kıyafeti var. O da Moğol bayramlarında, milli bayramlarda giyilir. Bu izlemiş olduğumuz şeyle alakalı müsaade ederseniz bir iki kelime söylemek Tabii. isterim. Orası hükümet konağının önü, valilik binasının önündeki meydan. Altın Bürgüt Festivali ile Kurban Bayramı aynı zamana denk gelmesine rağmen halk büyük teveccüh gösterdi. Altın Bürgüt bu şahin ve kartalla av avlama festivali ve yabancıların da çok ilgi gösterdiği bir festival. Aynı günlere denk gelmesine rağmen halk kurban organizasyonunu tercih etti. Yönetim, valilik, belediye ve yetkililer, hükümet erkanı bizim töreni tercih etti. Geldiler sağ olsunlar. Sivil toplum kuruluşlarına her birine mahsus ayrı ayrı çadırlar oluşturuldu. Çadırlar içerisinde kazanlarda kavurmalar oluşturuldu ve halka dağıtıldı. Sembolik de olsa bu yapıldı ve hükümet erkanının buna katılması çok mutluluk vericiydi, çok anlamlıydı. Moğolistan gibi bir devlette buna müsaade edildi ve teşekkürle karşılık bulduk. Anlaşılan o meydan önümüzdeki yıllara daha da şey İnşallah gelecek. Sukbatır Meydanı dediğimiz Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'daki o Sukbatır Meydanı'nda yüz binlerce insanı alabilecek büyüklükte olan o meydanda inancımızın, kültürümüzün paylaşımını da inşallah Rabbim bize yaşamayı nasip eylesin. Orada bu paylaşımı yapabilmeyi nasip eylesin. İnşallah. Peki etlerin dağıtımı nasıl oldu? Yani mesela kurbanlıklar bizim hayvanlarımıza ne kadar benziyor? Keçi, koyun. Evet, cins olarak tabii ki keçi, koyun biraz daha kısmen
Orada o yörenin iklimine mahsus bir cins şeyleri var. Aynı bizimki gibi olmakla beraber biraz daha küçük bizim hayvanlardan. Kesime gelince tabii ki oradaki çocuklardan tutun, ihtiyaç sahibi olanlar, hatta yani çok az da olsa olmayanlar bile bu sevinci onlarla birlikte yaşamak için o ihtiyaç sahipleriyle beraber, bizimle beraber oradaki o efendim hayrı, hasenatı yaşayabilmek için geliyorlar, bakıyorlar efendim. Kurbanlar kesiliyor, dağıtılıyor. Biz bu konuda çok bir problem yaşamadık. Daha önceden de zaten bir tecrübe vardı. Oldukça ihtiyaç sahibinin çok olduğu bir bölge. Moğolistan zaten genel ifade ile anlatacak olursak 4. dünya ülkesi. Çok fazla sanayisi olmayan, efendim tarımın çok az iklim şartlarından dolayı yapılabildiği ve bavul ticaretiyle dönüşen bir ülke. Bir de başkentten 1800 kilometre uzak bir yeri hesaba katacak olursak, soğuğu da hesaba, iklim şartlarını da hesaba katacak olursak, yaşam şartlarının oldukça zor olduğu bir yer. Aylarca elektriğin zaman zaman gelmediği, kesildiği bir ülke. Müslümanların en çok yaşadığı, en fazla yaşadığı bölge Bayanülgü bölgesi. 80 bin Müslümanın yaşadığından hatta daha fazla bahsediliyor. İşte böyle bir bölgede, böyle hayırlı bir hizmet, kurbanlar kesilir. Önce bir dinlenmeye alınır, dağıtım günü tespit edilir. Biz bu sene ilk gün kesilen kurbanları ilk günde dağıtmayı tercih ettik. Biraz izdiham yaşadık. Takdir edersiniz, yani orada ihtiyaç sahibi çok, kimsesiz çok, öksüz çocuk çok. Orada huzur evinden tutun, kimsesiz çocuklar evine kadar. Hatta biraz böyle Bayanülgen'in dışına doğru, mahalle, dış mahallelere doğru çıkıldığında o kadar çok ihtiyaç sahibi aile olduğunu gördüm ki yani çok duygusal, garip tablolar yaşadık. Bir evde 4 çocuk, büyüğü hem okulda okuyor, hem o aileyi geçindirmeye çalışıyor. O soğuk iklim şartlarında bacası tutmuyor. Pencerede cam yerine efendim parçalanmış bir naylon efendim şey yapılmaya çalışılmış. Böyle garip tablolar. İnşallah bunlar halkımızın, kıymetli hayırsever halkımızın destekleriyle inşallah bunlar tamir edilecek. Gönüller tamir edilecek. Kardeşlik köprüleri onarılacak. Birlik ve beraberlik inşallah tesis edilecek. Dünyanın her yerinde inşallah bu hizmetler i̇nşallah. İnkişaf edecek Rabbim. Oradaki birlikte çalıştığımız kuruluşun projeleri var, yapmak istediği var işler efendim, var. Var. Onlardan birisinden bahsetsek, belki ilgilenen hayırseverlerimiz çıkar. Tabii efendim. Isterler. Şimdi birçok proje var orada. Ama bana Moğolistan'da en önemli şey nedir? Yapılması gereken şey nedir diye sorulduğunda ben hep şunu dile getirdim. Aksakalın kapısına varıyorsunuz, kapısını çalıyorsunuz, bacası tütmese de, İhtiyacı olsa da şunu söylüyor. Türkçe söyleyelim bunu. Evladım diyor. Benim zaten yaşım gelmiş. Ben yaşayacağım kadar yaşamışım. Bu iklime alışmışım. Ama bizim diyor başkentte, Ulaanbaatar'da yavrularımız var. Balalarımız var. Onlara kömek deyiniz. Onlara destek çıkınız. Onlara yardım ediniz. Çünkü Moğolistan'ın şöyle bir yapısı var. Bu belki bilemiyorum nedendir. Belki siyasidir artık. Başkentte bütün üniversiteler, Kahire ekseriyeti başkente toplanmış. Şimdi Bayanülge'de bir üniversite varsa 2 yıllık böyle çok da işe yaramayan bir üniversite belki vardır. Önemli şey başkente toplanmış. Öğrenciler başkente gitmek zorundadır. Başkente kiralar çok yüksektir. Hayat standartları çok farklıdır. 1800 kilometre uzaktan çocuk başkente gidiyor. Devlet yurtlarında, üniversitede okuyan öğrencilerin kaldığı yurtlarda kız erkek karışık kalmaktadır. Bu böyle. Oradaki Müslüman topluluk, öğrenciler de buna mecburen uyum sağlamak durumundalar. Ya da bir Moğol'un evini, tuvaleti, banyo, çok affedersiniz, tuvaletini, banyosunu, mutfağını müşterek kullanmak kaydıyla bir odasını kiralayıp 5-10 tane öğrenci o bir odada kalmak suretiyle
hayatlarını devam ettirmeye, efendim öğrenimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Benim bana sorulacak olursa işte buna gelmek istiyorum. En önemli şey, yaklaşık 6000 civarında Ulan Batur'da Müslüman Kazak öğrenci yaşamakta. Bunların bir kısmı şu veya bu şekilde destekleniyor olsa da yarısından fazlası hala ilgiye, desteğe, yardıma muhtaç. Sağda solda hiç de insan onuruna uygun olmayan şartlarda orada eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Recep Bey, müsaade ederseniz kıyas kabul eder mi bilmiyorum ama teşbihte hata yoksa ben şöyle bir teşbih yapmak istiyorum. Bizim halkımız nasıl ki hac için müracaat eder, hacca gider, o kutsal topraklara gitmenin sevincini, zihinsel dönüşümünü daha gitmeden yaşamaya başlar. Hayaller kurar. Şuraya gideceğim, Efendimiz'i ziyaret edeceğim, oradan Kabe-i Muazzama'ya işte Mekke'ye geçeceğim, tavafımı yapacağım, Arafat'a çıkacağım gibi böyle güzel duygularla hayaller kurar. Nasıl ki oradaki o topraklara özlem besler, aynı bunun gibi Moğolistan'daki Kazak nüfus, Müslüman nüfus Türkiye'ye gelmeyi, buradaki Türk kardeşleriyle birlikte olmayı, İstanbul'u görmeyi aynı böyle özlüyor ve dile getiriyor. Ben bunu son zamanlarda Moğollarda da gördüm. İstanbul denildiği zaman, Türkiye denildiği zaman aşkla, şevkle, heyecanla, sevgiyle, muhabbetle efendim duygularını dile getiriyorlar. Ricat yolu, ricat kapısı, çıkış kapısı olarak bizi görüyorlar, Türk halkını görüyorlar, insanımızı görüyorlar. Dolayısıyla bu proje denildiği zaman o öğrenciler için taş taş üstüne koymak, onları bir nebze olsun. Yani yurt ihtiyacı var. Yurt ihtiyacı. Hiç de İslam kültürüne uygun olmayan o ortamdan kurtarmayı ben her zaman önerdim. Bunu ilk etapta dile getirmek isterim. Evet. Peki siz oraya gittikçe artık oranın iklimine rahat ayak uydura bir hale geldiniz mi? Yoksa yine üşüyor musunuz gittiğiniz zaman? Biraz alıştık. Zaten kurban da yaz iklimine doğru geliyor. Her yıl 10 gün yaza doğru geldiği için çok fazla soğuktan etkilenmedik doğrusu. Zaten oradaki o sıcacık ilgi, alaka efendim bizim de içimizi ısıtıyor. Varsa iklimsel bir değişiklik çok da etkilenmiyoruz açıkçası. Hizmetimize bakıyoruz orada. Şimdi bizi annelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız, dayılarımız, akrabalarımız izliyor. Tabii herkesin bir yeğeni var, çocuğu var, torunu var. Yani özellikle anneleri çok etkileyecek bir beyit var sizin orada ezberlediğiniz. Sizin anneniz ekran başındaysa herhalde onu ağlatacaktır. Evet ya Recep Bey, evet. Her sene ben zaman zaman açık söyleyeyim annemin sitemiyle karşılaşıyorum. Benim annem memlekette yaşar, Rize'de yaşar. Ben tabii İstanbul'da görev yaptığım için buradayım. İşte kurbandan önce beni arar. Oğlum bu sene gelecek misin? Nedir durum filan. Anne işte benim bu sene vazifem var. İşte hacca gideceksem hacca gidiyorum. İşte yurt dışı ise yurt dışına gidiyorum filan. Birkaç yıldır kurbanda bir araya gelemiyoruz. Biraz sitem ediyor. Hadi yolun açık olsun güle güle git inşallah kurbandan sonra görüşürüz filan. Bu sene de öyle oldu. Orada bir tanesi ben böyle konuşurken epeke diyorlar onlar. Yani büyüklere, erkeklere aksakal, yaşlı kadınlara da epeke. Yani bizim hala teyze nine ifadesiyle. İşte bir tanesi çıktı orada bir dörtlük söyledi. Beni de duygulandırdı. Ve ezberlediniz. Ezberledim. Curuğum cil koydaydı, könülüm ortaymaydı, anası bar adamdar, hiç kaşan kartaymaydı. Şimdi bana soruyorlar hocam yaşına kıyasla biraz genç gözüküyorsun. Anam var, duası var. İnşallah. Tercüme nedir bu dörtlü? Kişinin diyor anası varsa, kişi anasının duasını aldıysa, onun efendim hüsnü teveccühünü kazandıysa, gönlü yaşlanmaz, kocamaz efendim ve kolay kolay diyor yaşlanmaz diyor ki kişinin gönlü hüzünlenmez. Kişinin anası varsa ve onun duası onunla beraberse kolay kolay ayağı sürçmez diyor. Allah'ın izniyle. Evet. Bütün annelerimizin, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz ve şimdi Deniz Fener'in
Çorum faaliyetinin, Çorum'daki buluşmasının haberini izliyoruz. Deniz Feneri Derneği, Afrika'nın en acil ihtiyacı olan temiz içme suyu temini için Türk halkıyla birlikte çeşitli projeler ortaya koyuyor. Ayrıca sık sık İsrail bombardımanına maruz kalan Filistin'de sayıları hızla artan yetim çocuklar için de maddi ve manevi destek sağlıyor. Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi, geçtiğimiz günlerde bu projeleri tanıtma amacıyla Çorumlu iyilikseverlerle buluştu. Çorum ilinde yapılan Filistin Yetim ve Afrika Su Kuyusu tanıtımı proje toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Vali Ahmet Kara'nın eşi Mesule Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü Bey'in eşi Hatice Külcü, Deniz Feneri Derneği İletişim Koordinatörü Recep Kocak, Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt, Çorum Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler katıldılar. Deniz Feneri Derneği İletişim Koordinatörü Recep Kocak toplantıda bir konuşma yaptı. Bu saatlerinizi ömrünüzün en kıymetli anlarını bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu toplantı vesilesiyle açılacak kuyuların ecellerinden buraya gelen herkes nasipdar olacak. Çünkü bu güzel adımlar hayırlara vesile oluyor. Biliyoruz ki Maide Suresi 32. ayet-i kerimede Rabbimiz mealen buyuruyor ki kim bir canı kurtarırsa tüm insanlığı kurtarmış gibidir. Bir tek canın kurtuluşuna vesile olmak, bir hastanın tedavisine vesile olmak, bir insanın yanlış yola gitmesini önlemek, önleyici faaliyet yapmak, inanıyorum ki hem o hayır yapan kişinin defterine yazılıyor, hem de o hayra vesile olan, iyilik köprüsü olan, iyilik elçisi olan sivil toplum kuruluşlarımızın çalışanlarına, gönüllerine bir ahiret azığı olarak dönecek. Burada çok kıymetli misafirlerimiz, Bahri Bey'imizin muhterem eşi hanımefendi, belediye başkanımızın eşleri hanımefendiler ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, belediye başkan yardımcımız. Burada hepinizi hasreten bu toplantıya katıldığınız için saygıyla, muhabbetle selamlıyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Ben de bu yıl Sri Lanka'da kurbanların kesimine nezaret ettim Deniz Fener adına. Sri Lanka'daki Müslümanların oranı sadece %10. %65-70 Budistler yönetimde hakim. %15 Hindular hakim. Sri Lanka'ya ülkemizden yardım kuruluşlarının gitmesi, sivil toplum kuruluşlarımızın orada kurban kesmesi veya başka vesilelere gitmiş olması sadece kurban vazifesinin yerine getirilmiş olması anlamına gelmiyor. Sri Lanka Müslümanlarının desteklenmesi, onların o %10'luk potansiyeli korumaları, hatta daha da artırmaları ve zaman içinde yönetimde yavaş yavaş söz sahibi olmalarına da vesile oluyor. Şükür ki artık günümüzde illerimizden doğmuş derneklerimiz, vakıflarımız da dünyanın öbür ucunda çalışmalar yapıyor, projeler uyguluyor. Hem ülkemizin itibar grafiği yükseltilmiş oluyor, hem ülkemizin kültür ve tarih potansiyelinin o ülke insanlarıyla buluşmasına ve tanışılmasına vesile olmuş oluyor. Hem kardeşlik bağlarımız güçlenmiş oluyor. Hem de ben bizzat geçen yıl Yemen'de, bu yıl Sri Lanka'da gittiğimde kulaklarımla işittim. Dünyanın ülkemize 10.000 kilometreden daha uzaktaki bir yerinde ülkemizin selameti için, ülkemizin daha da güçlü olması için, Türkiye'nin daha da güçlü olması için o kardeşlerimizin dua ettiğini gözlerimle gördüm, kulaklarımla dinledim, işittim. Yani Türkiye bölgesinde giderek yıldızı parlayan, güçlenen, oyun kurucu bir ülke haline geldi. Benden habersiz bu bölgede oyun planlayamazsınız, ben oyunları bozarım diyen bir ülke haline geldi. Bunu bütün dünyada Müslümanlar, kardeşlerimiz dikkatle takip ediyorlar ve ülkemizin daha da güçlenmesi için, tökezlememesi için
duraklatılmamamız için dua ediyorlar. Biz de o duanın karşılığında yalnız değilsiniz diyoruz. Sizi unutmadık diyoruz. %10 da olsanız Sri Lanka'da sizin varlığınızı biliyoruz ve yanınızdayız diyoruz. Program Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt'un Su Medeniyettir adlı sunumuyla devam etti. Ben ayaklarınızı sağlık diyorum. Allah razı olsun. Çoğunlu gönüllerimiz burada Yasemin Hanım ve eşine çok teşekkür ederim. Burayı onlar organize ettiler. Mekan sahibine çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce deniz feneri kurumsallaştı. Milyonlarca deniz feneri doğdu, büyüdü bu ülkede. İnşallah bizlerden sonra da miras olarak evlatlarımıza devam eder. Toplantının devamında katılımcılardan Deniz Feneri Gönüllüsü Gökhan Esenyel de derneğin çalışmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı. Bu sene Deniz Feneri yurt dışında 32 ülkede kurban kesimi gerçekleşti. Bunlardan biri de Kamerun'da. Sizlerin özellikle Hayrettin Bey ve Yasemin Hanım'ın da desteğiyle burada biliyorsunuz PTT'nin orada standımız açıldı. Orada sizin bağışlarınız toplandı. Biz eşimize, dostumuza söyledik. Ve dipnot olarak Kamerun yazılan kurban kesimleri hepsini bizzat başında ben durarak, hayvanları okşayarak kesimlerini gerçekleştirdik. Allah razı olsun bütün bağışlarınızdan, hayırseverliğinizden. Emin olun, bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştı bu durum. Ve bu da bana vesile oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Orada da tabii bazı dipnotlar aldım kendime göre. Biz o an, o esnada kurban kesimiyle birlikte oradaki Müslüman kardeşlerimizin boğazından et geçmesine vesile olduk. Belki ömründe hayatında ilk defa yedi veya daha önceden de yemişti. Şöyle bir gerçek de var. Yiyecek bir şey bulamayan insanlar inançlarını yerlermiş. Bu ciddi bir cümle. Orada örneğin biz et verdik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Ama oradan başka bir farklı bir dinde, farklı bir çalışma içerisinde olan insanlar cebine 100 dolar verdiği zaman emin olun anında bir değişme durumu söz konusu olabilir. Çünkü emin olun çok aşırı bir şekilde bir açlık, bir sıkıntı, yarın bile ne yiyeceklerine dair hiçbir durum yok. Çorum'un iyiliksever insanları Afrika'ya ve Filistin'e şefkat ellerini uzatıyor. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü Bey'in eşi Hatice Külcü ve Deniz Feneri Çorum gönüllüleri 6 Filistinli çocuğa nakit yardımlarıyla sahip çıkıyor. Çorum Ensar Vakfı, Çorum İnsani Değerlere Hizmet Platformu ve Çorum TÜGEÇ Afrika'da 3 adet su kuyusu açıyor. Kendilerine ve toplantımıza katılan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Deniz Feneri devam ediyor. Reklamdan, aradan önce annelerle ilgili bir dörtlük Asım Hocam ezberlemiş. Annelerin varlığı ile ilgili. Anne yüreğini biz geçen hafta burada konuşurken Çad'daki bir annenin, Afrika'daki bir annenin Türkiye'deki Kayseri'de okuyan oğlunu bayram günü arayıp oğlum kurban kesildi mi, gördün mü diye sorduğunu dinlemiştik. Çocuk henüz görmemiş. Belki yurtta kalıyor. İkinci soruyu sormuş anne. Oğlum kurban eti yedin mi? Henüz yememiş. Deniz Feneri gönüllülerine anne hazırladığı bir miktar kurban etinden hazırladığı kavurmayı teslim ediyor ve Türkiye'deki oğluna, Kayseri'deki oğluna gönderiyor. Evet. Bütün hayattaki annelerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Tekrar ellerinden öpüyoruz. Allah'ını bekliyoruz.
ahirete göçen bütün yakınlarımızı da rahmetle anıyoruz. Son bölüme geldik. Son bölümde Moğolistan'da destek bekleyen çok sayıda proje var. Binlerce kilometre ötede Türkiye'ye, İstanbul'a gelmeyi hayal eden, hac yolu bekler gibi bekleyen kardeşlerimiz var. Onlara en acil yapılabilecek işlerden birisi yurt demiştiniz. Başkentteki evet. Öğrencilere 6000 kadar Kazak Müslüman öğrenci var. Yurt yapılması lazım. Nedir bir yurdun maliyeti? Efendim takdir edersiniz. Yani o yurttaki barınacak öğrenci kapasitesine 50 kişilik, 100 kişilik, 150 kişilik yapılacak olan binanın büyüklüğüne göre maliyet değişir. Ancak bizi orada şaşırtan, yaptığımız araştırmalarda şaşırtan bir tabloyla karşılaşıyorum. Daha doğrusu ben zaten bunu biliyordum. Arkadaşlarımız da bunu görünce şaşırıyorlar. Şimdi şuradan başlıyoruz. Toprak, tabii arsa alınacak ki üzerine bina yapılabilsin, yurt yapılabilsin. Toprak fiyatları sorulduğunda müthiş bir şeyle karşılaşıyoruz. Çok pahalı. Türkiye'deki, mesela İstanbul'u örnek verelim. İstanbul'daki toprak değerlerinin 1,5 kat daha pahalı bir değerle orada başkentte toprak satılıyor. Bir dönüm yer sordum. Bu Zaysın denen bir bölge var. Orada bir böyle çevrilmiş satılık bir yer sordum. 600 bin dolar denildi. Yani toprak fiyatlarının hiç de küçümsenmeyecek derecede değerli olduğunu bir kere ifade etmek isterim. Yurt projesi var. Bunun yanında İslam dinini anlatan, dinimizi anlatan kitapçıkların Moğolca'ya, Kazakça'ya tercüme edilmek suretiyle dağıtılması çok hayırlı bir hizmet olacağını mülaza ediyorum. Bu arada şunu da ifade etmek isterim ki Kur'an-ı Kerim'in daha henüz Moğolistan'da Moğolca tercüme yapılıp böyle bir bu hizmet henüz orada yok. Kur'an-ı Kerim'in Moğolcası şu anda yok. Ruslar bir tercüme yapmışlar ve çok doğru olmayan, net olmayan bir tercüme olmuş. Bundan dolayı da onu yok kabul ediyoruz. Böyle bir hizmete, Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi hizmetine de ihtiyaç var. Diğer bir faaliyet ise sünnet organizasyonları ki bu çok önemli. Moğolistan'da yaşayan Müslüman yavruların sünnet edilmesi projesi. Bu da kayda değer bir projedir. Bunun yanında ben bir yurt yaptıramam. Arsa pahalı, maliyet şöyledir falan diye düşünülecek olursa küçük çapta projeler de yapılabilir. Mesela öğrencilere bir ev tutulabilir. Bu evde elektriği, suyu ve kirası karşılanabilir. Yaklaşık başkentte 3+1 evin kirası, tabii kiralar da orada pahalı. Yani Asya Cumhuriyetlerine eski zihinle, mantıkla yani bundan 15-20 yıl evvelki şeyiyle böyle çok ucuz olarak coğrafyayı görmemek lazım. Ekonomik olarak her yıl %10'un üzerinde kalkınma gerçekleştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kiralara da yansıyor. Her şeye yansıyor. 6.500-7.000 dolar gibi bir bütçeyle 10-15 civarında öğrencinin orada çok rahat kurtarılabileceği, efendim barındırılabileceğinden bahsedebilirim. Şöyle özetleyebiliriz yani. Moğolistan'daki Müslümanların daha da güçlenmesi için, onların yarınlara nesillerini, genç nesilleri hazırlaması için destek verebilirim diyen hayırseverlerimiz Deniz Feneri üzerinden şartlı olarak bu hayırlarını yapıp yapabilirler oradaki tabii ki. Kuruluşa ulaştırabilirler. Tabii. Efendim şimdi biz tabii bu hizmetleri yaptıktan sonra kurbanlarımızı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan sonra bütün sivil toplum kuruluşları olarak başkente dönüp Büyükelçimizin nezaretinde Büyükelçilik'te bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıyı VTR'miz ardından tamam. Özetini alalım. Olur, şimdi olur efendim. Ramazan abimizin ziyaretleri devam ediyor demiştik. Manisa Kula'ya gidecek. Hasan Hüseyin Araz'ın hikayesini birlikte izleyeceğiz. O gözleri görmeyen bir vatandaşımız ve 70'li yaşlardaki babasıyla birlikte zor bir hayat yaşıyor. İzliyoruz. Deniz Feneri ekibi bu hafta Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı köyünde.
Köyün eski evlerinin olduğu dar sokaktan ağır ağır ilerleyerek varıyoruz ihtiyaçlı ailemizin evine. Kendini ya. Niye üzüyorsun kendini? Ben abi üzüyorum. Şimdi iki çocuk var. Biri ikisi masada. Tamam mı? İkisi masada. Biz çok olan buradayız. Vallahi billahi çok garip yani. Garip geçiyorum yani. Vallahi çok garip geçiyorum. Allah'ın bildiğini kulak saklamayın. Cenab-ı Allah'ın huzurunda yani. Ve çocuklar sana destek vermiyorlar mı ya? Çocuklar okuyor daha ya. Ha, daha okuyorlar. Okuyor daha. Neyse biri üçte, biri ödü geçti, biri üçü geçti. Onları okutmaya çalışıyorsun. Onları okutmaya çalışıyorum. Bunlar da neyse körler okulunda İzmir'de 8 sene okuttum. Bunu? He, 8 sene körler okulunda okuttum. Bak abi şurada. Sen bunlardan para mı almak istiyorsun? Buna maaş bağlandı mı? He? Buna maaş bağlandı mı? Bağlandı. Bağlandı mı? He, 3 aylık alıyor. Ne kadar bağlandı buna maaş? 1000 lira alıyor. Yani devlet bu çocuğa bağış... Allah razı olsun veriyor yani. Onu diyorum ha. Devlet veriyor Cenab-ı Allah. Onu diyorum yani. Allah'a karşı inkar geçsem, bana beni yaka. Tabii. Ah Allah'a karşı. Tabii. Yani şöyle oku. Ama diyorsun ki sen... Şöyle oku bir Allah'a. Yetmiyor diyorsun. Bak böyle ağır özürüze bak yani oku bir Allah'a. Doğru okudum abi, doğru söylüyorsun, doğru. Ama yetmiyor diyorsun. Yani 3 aylık kardeşim, o çalışmıyor, ben çalışmıyorum. Salih, tamam mı? Tamam. Vallahi bir yaşa paramız bu mesela, gelmem diyeceğim. Çocuklar istiyor ben. Mesela Allah izniyle, Cenab-ı Allah izniyle şu çocuklar mesela okuyoruz. Bunların okuması var. Ondan duyan kusur, özür dilerim yani. Estağfurullah. Bunların okumasından çok açılıyorum yani. Biz de sana destek oluruz inşallah. Allah razı olsun. İşte biz de onun için yapıyoruz. Allah bir kere. O maaş yetmeyebilir diye anladım. Biz de işte yiyecek, içecek, işte giyim, kuşam. Biz de öyle destek veriyoruz. Baban da çalışamıyor, abin de çalışamıyor. Evet. Sen okuyorsun. Evet. Kardeşim de okuyor. Kardeşim de okuyor. Yani babamın ve abimin bakıma ihtiyacı var. Biz yani ailenin tek kızı benim. Yani şu böyle. Benim kardeşim. Kardeşim var. 3 erkek bir kız. İkisinin de bakıma ihtiyacı var ama şu an bizim burada hiç kimsemiz yok. Amcamdan başka. Amcaların yardımcı olmuyor mu? Hayır, amcalarım demin amca, bir tane amcam yardımcı var. Yardımcı olmuyor mu? Onun yaş, zaten yaşlı. Eşi felçli. Kendisi de yaşlı zaten. O hiç yardım edemez. Edemez. Aynen yani kimse yok. Hani yani cidden. Bayan olarak bizim ailede kimse yok. Bu yüzden bakıma muhtaçlar. Yani... Böyle bir şey var. Anladım. Sen okuyorsun değil mi? Evet ben okuyorum. Şu anda şey, Manisa'da okuyorum. Nerede okuyorsun? Manisa'da mı okuyorsun? Evet. Orada mı kalıyorsun? Aynen. Orada kalıyorsun. Yetiştirme yurdunda kalıyorum. Bir dakika. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyorsun. Aynen. Öyle mi? Orada kalıyorsun. Orada okuyorsun. Yani çocuk yetiştirme yurdunda kalıyorsun. Aynen. Evet kalıyorum. 4 senedir. Ne yapalım? Ne yapalım bize? Ya... Şöyle bir şey olabilir hani mesela yani sağlık kontrolleri yapılması mesela ben en çok bunu istiyorum. Sağlık. Cidden sağlık. İkisinin de sağlık sorunları var bence. Var. Ama hani ikisi de gidip bakılmıyor. Ben hani en büyük şey bu. Ben şu an sizden sadece bunu isteyebilirim. İkisinin de sağlık kontrollerinin yapılmasını isterim. Doğru söylüyorsun. Anne nerede? Annem öldü. Sen kaç yaşındaydın annen öldüğü zaman? Annem öldüğü zaman 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydım. Burada mı öldü annen? Burada öldü. Bu evde. Kaç yaşında gittin oraya sen? 12 yaşında. 12 yaşında gittin. Kim biliyor seni kim götürdü oraya? Şöyle oldu. Ben kendim istedim. Hı. Hani kim? Çünkü çok zordu.
okuyamazdım. Yani ben hani hem çalışıp hem okuyamazdım. Çünkü çoğu çocuk hem çalışıp hem okuyamaz. Herkes bunu hani iddia etse de böyle bir şey yok. Hem çalışıp hem okunmuyor. Bir tarafta ailen var. Buraya geliyorsun, evlerin işi var. Ben saat gece kaçta ders çalışacağım? Gece hani sabaha kadar ödev yapacağım. Ama belli bir yerde ev temizliği var, yemek var, içmek var. Ben bunların belli bir bölümünü yapamazdım ki. Burada olsaydın. Aynen. Çünkü vaktim yetmezdi. Ders çalışamazdım. Sonra nasıl diyeyim? Yani hiçbir şey yapamazdım. Burayı da düşünüyorsun değil mi? Düşünmüyorum değil, düşünüyorum. Düşünüyorsun değil mi? Hep aklım burada. Değil evet. mi? Evet. Çare bulamıyorsun. Yapabilecek bir şeyim yok ki. Ne yani, yapabilirim? Yani sonuçta... Yani yapmak benim, istiyorum, yapamıyorum. Ben sonuçta reşit bir insan değilim. Ve benim hani elimden gelen bir şey yok. Ne kadar hani... Ben şu an bir yere girsem... Bana kim iş verir? Yani, seni 13 yaşında aldı devlet. Yani 12,5. 12,5 yaşında yani, aldı. Şu anda 18 yaşındasın. 17 yaşındasın. 17 yaşındasın. Buraya tatillerden mi geliyorsun? Evet, tatillerde geliyorum. Çok sık gelmiyorum. Bırakıyorlar değil mi seni? Bırakıyorlar değil mi? Git anneni babanı gör diyorlar değil mi? Ay, evet. Diyorlar babam, değil mi? Babamı gör diyorlar. Git anneni babanı gör diyorlar değil mi? Ha. Yani benim sizden tek istediğim sadece sağlık kontrolleri. Hani... Onlar para isteyebilir, tamam anlamda ama ben sadece sağlık. Anlıyorum kızım, biliyorum. Yani şu an mesela benim babamın bir sürü hastalığı var. Cidden hani belki parası olmadığı içindir ama gidip bakılmıyor. Bana söylemiyor. Belki için içine yiyor. Belki de şey yapıyor ama cidden var yani, ben hissediyorum. Babam hiçbir zaman bizim kötü, hani bizim parasız kalmamızı istemez, başka bir şey olmamızı istemez. Sürekli bize para gönderir, abim de öyle. Ama şöyle bir şey var, ikisi de bize para gönderirken kendilerini çok ihmal ediyorlar. Öyle. Oğlan Manisa'dır abla. Ve kardeşim de mesela geçen sene buraya geldi. Sadece hani evin ihtiyaçlarını çıkartabilmek için. Yani bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Bizim yardım edebileceğimiz sadece 3 ay. Biz bu 3 ay dışında hiçbir şey yapamayız. Tamam, devlet belki maaş bağlayabilir ama yani ne bileyim. Zaten bağlamış zaten devlet. Babana maaş bağlamış zaten. 1 milyar maaş alıyor. Yani abime bağladı. Aynen, abine. Baban almıyor değil mi? Hayır, abim. Abin alıyor. Tamam, evet. Abin alıyor. Ya yani onlar sadece şey istiyorlardı. İşte hani bakım parası oluyor ya, evde bakım. Evde bakım parası istiyorlardı üstüne. O da çıkmayınca. Yani o bakım parası da olsa rahat rahat belki de geçinebilirsin yani, değil mi? Ya bilmiyorum anne, ben o manada sıkıntı... Anladım. Şey, sağlık kartı var mı? Yani şey... Babamın yeşil, yok. Yeşil kart, var. Yeşil kartı falan yok mu? Abimim var. Babanın yeşil kartı falan yok mu? Hiçbir şey yok. Sizi bulalı 3 sene olmuş. Yani keşke daha önce bulsaydık sizi. Ben o zaman da sizden tek bir şey isterdim. O zaman da annem için yardım isterdim. Ay kızım benim ya. Başka hiçbir şey için yardım istemezdim. Çünkü benim ailemde sadece tek sorun yani hiçbir yerinin sağlığı yerinde değil. Şu an görseniz hepsi gidiyor. Belki hepsi çok mutlu ama hiçbirinin sağlığı yerinde değil. Öyle görünmüyor. Hani ben mesela bu evde yaşamaktan mutluyum. Hani belki çok kötü gözükebilir ama hani bizim paramız olmasın ama babam yine sağlığı yerinde olsun. Yani çünkü benim babamın romatizması var. Gözü... Gözü... Tamam, bir şey yapamıyorum. Yaşında, gençliğinin baharında bir kızın ağzından dinliyoruz ailenin hikayesini. 5 yıl önce vefat eden annesinin ardından adeta dağılmış yuvaları. Evin direği, toparlayıcısıdır anne. O olmayınca 12 yaşındaki bir kız çocuğu doldurabilir mi onun ardında bıraktığı boşluğu?
bakabilir mi 70 yaşındaki hasta bir babaya, gözleri görmeyen 40'lı yaşlardaki bir abiye ve kendinden küçük iki kardeşe? Bakamaz. Bakamamış da zaten. Bu yüzden de dağılmış her biri sonbahardaki yapraklar misali. Baba ve gözleri görmeyen abi, evde başlarının çaresine bakmaya çalışırken, diğer üç kardeş devlet tarafından yerleştirilmiş yetimhanelere. Şimdi devlet gelip buradan mı aldı? Kayıttı bunlar. Onlar mı? Kim? Bak, kızım şey çıkıyor bak. Kızım şöyle şu kart çıktı şey. Kart çıktıydı. Oğlanın kaşarı çıktıydı. Bakın müdürün yani 5 sene taksın tuttum madem. Ağladım, en son sözümü ağladım. Vallahi bak. Ben Allah'ın aşkına buraya gelemiyorum. Ben nerede göreceğim bunları? Vallahi bir tamam, biz bunları çaresine bakmaya çalışacağız. Biz gideceğiz. Yani biz gereken yerlere gideceğiz biz. Tamam mı? Gereken yerlere gideceğiz. Senin o yeşil kartın içinde uğraşacağız. Değil mi abi? Evet. Kaymakama gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Kızımız da bir şey söyledi. Ben erzak istemiyorum. Ben yiyecek içecek bir şey istemiyorum. Para da istemiyorum. Ben sadece babamın ve kardeşimin sağlığıyla ilgili bunların çözülmesini istiyorum diyor. Yani Allah razı olsun sizden. Allah bize razı olsun. Allah. Biz elimizden geleni yapacağız biz. Allah tamam, uğraşacağız yani. Sizin için elimizden geleni yapacağız. Allah uğraşacağız. Mevlü de gel kızım benimle. Üzme kendini, ağlama. Biz elimizden geleni yapacağız. Tamam mı? Zaman acısıyor. Hani şöyle düşünün. Sizin çocuklarınız var mı? Var. Düşünün. Eşiniz de var. Var. Siz aileden tek direk yapıyorsunuz çocuklarınızla. Siz ona anne oluyorsunuz, baba oluyorsunuz. Ama gene de eksik bir taraf olmuyor mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor. Öyle düşünün. Hani bu tamam diyorsunuz. Ben mesela ben hala annemin öldüğüne inanmak istemiyorum. Çünkü ben yani benimle konuşanların çoğunu öyle diyorum. Benim hani anne kendi içinde var. Yani benim annem ölmedi. Çünkü ben onu kendi içimde yaşatıyorum. Ben hem anne sevgisiyle büyüyorum şu an, hem baba sevgisiyle. Hani şu an bakın cidden hani sizin ne amaçla geldiğinizi biliyorum. Bilmiyorum değil. Hani tamam yardım istiyorum ama hani sadece cidden ihtiyaçları var. Olmasa gerçekten istemem. Bakın hani mesela tamam paraya da ihtiyaçları var ama sağlığa daha çok ihtiyaçları var. Anladım kızım. Anladım. Çünkü belki boyu çok yıkık dökük ama mutlusun. Ben burada mutlusun. Ben hem burada mutluyum hem de hani onların yüzü güldüğünde mutluyum. Tamam. 17 yaşındaki Mevlüt'e o kadar güzel anlatıyor ki durumlarını, üzerine söylenecek çok bir şey bırakmıyor karşısındakine. Kendisi için hiçbir şey istemiyor bu genç kız. Ben kendimi kurtarırım ama babam ve abimin gerçekten çok ihtiyacı var. Yoksa yardım istemezdik diye vurguluyor gururundan. Halil Bey kızının anlattıklarıyla gözyaşlarına boğuluyor. İşte o an bir babanın en çaresiz anlarına tanık oluyoruz ne yazık ki. Bu çaresizliğe çare olmak sizlerin elinde. Deniz Feneri ekibi beraberinde götürdüğü yardım kolilerini teslim ediyor aileye ve kalıcı yardımlar için Araz ailesinin hikayesini tüm gerçekliğiyle paylaşıyor sizlerle. Şimdi sıra sizde. Evet, bu gece sıklıkla Moğolistan'dan bahsettik. Binlerce kilometre uzaktan ama hemen yanı başımızda Manisa, Kula'da böyle bir hayat yaşanıyor.
Bize ulaşmak isteyenler, Deniz Fener'e ulaşmak isteyenler, destek vermek isteyenler bu problemlerin çözümüne 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirler, sorularını sorabilirler. Ayrıca denizfener.org.tr adresinden hem faaliyet haberlerimizi takip edip hem kredi kartıyla bağış yapabilirsiniz. Banka bilgileri, hesap bilgileri buradan alınabilir. Hemen şimdi şu an 5 TL'lik bir desteği yapabilirim diyen izleyicilerimiz 5560'a boş bir mesaj göndermek suretiyle bu desteği verebilirler. Şimdiden bütün hayırseverlerimize, izleyicilerimize desteklerinden ve ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Ve son artık toparlama dakikalarımızda 4 yıl önce görev yaptınız orada. Şimdi 3 yıldır peş peşe kurban kesimleriyle ilgili gönüllü olarak hizmet yapıyorsunuz. Sizi orada Moğolistan'ı düşündüğünüzde en etkileyen sahne, bölge, hikaye çok vardır ama nedir? Belki anlatamayacaklarınız da var. Yani evet. Arada konuştuklarımızdan yaşadığınız bir güzellik var ama paylaşamazsınız. Birilerinin yanlış anlamasından endişe edersiniz. Evet, evet. Ama bizim oradaki kardeşlerimizi, Türkiye'yi binlerce kilometre mesafeden takip eden, buralara gelmeyi hayal eden kardeşlerimize yapabileceklerimiz vardır muhakkak. Onları birkaç cümleyle alıp sonra vedalaşalım. Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde toparlamaya çalışayım. Büyükelçi ile görüşmüştünüz. Orada kalmıştık. Onu da inşallah şey yaparız. Sayın Büyükelçimizin de söylediği şu. STK'ları burada görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Burada yapılması gereken çok iş var. Türk Dünyası Belediyesi'ne düşen çok iş var. Sivil toplum kurumlarına düşen çok iş var. Hep birlikte bu hizmetlerin bir kenarından tutup bunları daha da ileriye taşımak için üzerimize çok yük düşüyor diyerek hepimize çok teşekkür etmişti. Allah razı olsun. Bizi teşvik etti. Bize moral motivasyon verdi. Etkileyici şeylere gelince ben Moğolistan'a planlandığımı öğrendiğimde bir şey yaşadım. Yani neden Moğolistan, neden ben? Dünyada nerede olduğunu bilmediğim bir coğrafya. Sonra yavaş yavaş tabii bize söylenenler üzerine sahabe-i kiram gibi çalışacaksın orada diye bizi motive ettiler. Vardır bunda da bir hayır deyip gittiğimiz o coğrafyayla yaklaşık 10 yıldır gönül bağımız, hizmetler. Efendim bu işte Deniz Feneri vesilesiyle, Deniz Feneri Derneği'nin destekleriyle oradaki şeylere köprü olmaya çalışıyoruz hep beraber. Birincisi çalışmış olduğum büyükelçi, tabii ben büyükelçilikte kalıyordum. Beni Ufs denen bir vilayete gönderdi. Orada Hoton Türkleriyle bir tören yaptık. Yaz Kur'an kursları etkinlikleri çerçevesinde bir iki ay çocuklara Kur'an-ı Kerim öğrettik. 20 kişilik bir ekiple. Derken o kapanış töreninde bunlar bini geçmeyecek diye bir kural var. Tabii çok yüzyıllar öncesinden. Cengiz Han döneminde böyle bir şey koyulmuş. Hoton Türkleri bini geçince bir tanesi öldürürlermiş. Dağa götürüp kesilirmiş. O zaman öyleymiş. Derken çocuk sorarmış. Babam nerede? Abim nerede? Dağa gitti gelecek derlermiş. Böyle bir hikaye o gün bugün o nesle anlatılır. Derken oranın o zamanki emniyet müdür yardımcısı Scotcher konuşmasında hani dağa gitti gelecek diye size bilgi verilen gidip de gelmeyen atalarınız var ya, işte onlardan bir tanesi Türkiye'den geldi, şimdi sizin karşınızda diye beni takdim edince ben çok muazzam bir duygusal tablo yaşamıştım. Diğer bir tanesi ise Türkiye'ye izine geldim. İzinden döndüğümde bir arkadaş bana hocam bugün bir cenaze var, yıkamaya gidelim dedi. Gittik. Genç bir delikanlı. Vücudu hani armut değer böyle ciğerleşir deriz ya, böyle mosmor. Bütün vücudu mosmor. Ne olmuş buna diye sorduğumda oradaki bir Kazak kardeş, hocam bir şirket yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü töreninde içki içmedi ve Ruslara kendini teslim etmedi diye kardeşini arayıp yardım istedi bir bayan ve bundan dolayı demirle öldürüldü dediler, anlattılar. O da beni çok etkiledi. Bacısının iffeti için canından olan bir delikanlının cenazesi hiç aklımdan çıkmıyor. Her tarafı simsiyahtı. Tabii onu yapanlar yakalandı, cezalandırıldı ama
Ve işin bu tarafında da böyle bir tabloyu hiç unutamıyorum. Daha bunun gibi anlatılacak birçok hikaye elbette ki orada ve var. Ve sizin herhalde en büyük hayaliniz şu. 10 yıldır gönül bağınız devam eden Moğolistan'da kalıcı bir hayır kapısının açılmasına bir yurdun, evet, belki bir Kur'an kursuna benzeri yapılmasına vesile olmak istiyorsunuz. Evet, evet, tabii. Bu sesimizin tabii şu an duyulduğu bütün coğrafyalarda bu çağrıyı, bu dileği, bu duayı biz de seslendiriyoruz ve katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Deniz Feneri Genel Başkanı Sayın Avukat Mehmet Cengiz'in imzasıyla bir plaket size hazırlanmış durumda. Ben dernek yönetimimiz adına bütün izleyicilerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok bu organizasyonlara katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunun benzerini inşallah her yıl birer tane almaya devam edin. Şöyle evin bir köşesi plaketlerle. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. İnşallah. Ve programımızın sonunda geçtiğimiz hafta Deniz Feneri'nin yaptığı binlerce hayır faaliyetinden, iyilik hareketinden, çabasından, gayretinden bazı rakamları sizlere özetle sunacağız. Faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşacağız. Ve haftaya inşallah yeni bir programda başka konuklarla ve ülkelerle sorumluluğumuz olan kardeş coğrafyalarla gündeminizde olmak üzere ayrılıyoruz, veda ediyoruz. Allah'a emanet olun.